Selam. Bugün batik yapacağız. Bunun için bir kaba ihtiyacımız var. Kabın üstünde koyacaklarımızın durmasını sağlayacak iki tane çubuğa. Ayrıca boyayacak bir tişörte. Bu herhangi bir kıyafet ya da bir bez parçası olabilir. Cam bir kavanoza. Lastiğe. Şimdi önce kavanozumuzu suyla dolduruyoruz. Daha sonra kumaş boyamızı bunun içine dökerek kumaş boyasının kıvamını arttıracağız. Böylece daha sıvı bir boya elde etmiş olacağız. Çünkü kumaş boyaları çok kıvamlı. Normalde fırçayla kullanılmak için tasarlanmışlar. Biz Kadence'inkini kullandık ama herhangi bir markanın kumaş boyasını kullanabilirsiniz. İyice çalkalayıp böyle onun suyla iyice karışmasını sağlayacağız. Ne kadar çok suyla karıştırırsanız o kadar rengi açılacaktır. O yüzden kullandığınız su miktarına dikkat edin. Şimdi tişörtümüzü katlamaya geçiyoruz. Nasıl katlarsanız üstündeki desen öyle olacaktır. O yüzden biraz bakınıp katlama modellerine bakabilirsiniz. Nasıl olabilir diye. Biz böyle biraz akordeon gibi katladık. Böyle çizgi çizgi üstünde lekeler oluşabilir diye. İyice katlıyoruz. Sonra lastikle katladığımız halini sabitliyoruz. Lastiğin sıkı tutması, katlanan yerlere boya geçmemesi ve beyaz kalması için önemli. Olduğu şimdi sabitleyelim üstüne ki boyayı emmesin bir şey yok. Böyle biraz yüksek bir yerden yüksekte durması üstüne döktüğümüz boyanın akıp gitmesine, tişörte tekrar bulaşmamasına neden olur. İyice döktük tarafını. Şimdi diğer tarafında siyah boya kaplayalım. Evet, siz bunu düşürmemeye dikkat ederseniz alttaki boyayı çekmez. Eğer boya az geldiyse biraz daha üstüne ekleyerek yine suyla karıştırabilirsiniz. Tekrar şimdi döktük. Şimdi kurumaya bırakalım. Kurduğu zaman açıp ne çıktığını görebilirsiniz. Bizimki böyle oldu. Bence çok güzel oldu. Siyah bir pantolonun üstüne çok güzel gidebilir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bir sorunuz varsa aşağı yazabilir ya da Instagram'dan bizimle iletişime geçebilirsiniz.